Herkese merhabalar. 5018 sayılı kanuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. maddede kalmıştık. Madde 10 bakanların sorumluluklarından bahsediyor. Hesap verme sorumluluğundan bahsettik. Bu maddede bakanların sorumluluklarından bahsetmektedir. Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalarını uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından. Bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Kalkınma planlarından ve programlardan ilk maddelerde bahsetmiştik. Bunları e, anayasa olarak sayabiliriz. Hani kalkınma planı ve yıllık programlar uyulması gereken programlar. Bunlar esas temel belgeler, programlar. Bunlara uyulması gerekiyor. Şimdi 1050'ye getirilen en büyük eleştirilerden bir tanesi de kalkınma planları ile ee, bütçeler arasında bir bağlantının olmaması noktasındaydı. Şimdi ikisinin de do, aynı doğrultuda olması gerekir. Kalkınma planında tarımla ilgili, turizmle ilgili bir hedeften bahsediyorsanız bütçeniz de buna uygun olması gerekir. Ona göre ödeneklerin tahsis edilmesi gerekir, ona e, uygun bir şekilde gitmesi gerekir kalkınma planına uyabilmeniz için, programlara, yıllık programlara uyabilmeniz için. Yoksa oradaki hedefleri tutturmanız, hedefleri tutturmanız mümkün değil. Dolayısıyla buradaki sorumluluk kime ait? Birinci derecede bakana ait. Bakan, bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşları. Şimdi bakanlık bildiğiniz gibi bağlı ilgili ilişkili kuruluşlar olabilir. Hazine Mahalliye Bakanlığı'nda olduğu gibi bağlı kuruluşlar var, ilgili kuruluşlar var ve ilişkili kuruluşlar var. Stratejik planları ve bütçelerini, bakın bunların stratejik planları ve bütçeleri hazırlanırken, bütçeleri hazırlanırken neyi esas almaları gerekiyor? Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanması. Bütçe hazırlanırken kalkınma planına ve yıllık programlara e, doğrultusunda hazırlanması gerekir. Ve uygulanması. Bu bütçeler uygulanırken, ödenekler tahsis edilirken ve harcamalar yapılırken yine aynı şekilde bu kalkınma planlara ve programlara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekir ki e, bu hedeflerinizi tutturabilirsiniz. Kalkınma planlarındaki hedeflerini. Bu çerçevede diğer bakanlıklarla yine aynı şekilde diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan da sorumludur. Yüksek bu sorumluluk Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Bu bakan sorumluluğu Yüksek Öğretim Kurulu'nda, e, üniversiteler ve yüksek e, teknoloji enstitülerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na. Mahalli idarelerde, burası önemli, mahalli idarelerde de bu sorumluluk, bahsettiği sorumluluk e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait bakanlar bütçelerin stratejik e, bütçelerin ve stratejik planların kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk e, Milli Eğitim Bakanlığında bahsedilen yerler için ve mahalli idarelerde de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ait. Bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sorumlulukları hukuki ve mali konularda sorumlulukları var. Kime karşı? Burası önemli. Cumhurbaşkanına karşı sorumlulukları var. Bakanların iki tür sorumluluğu var. Hukuki sorumluluğu ve mali sorumluluğu. Bu sorumluluk Cumhurbaşkanına karşı. Bakanlıklar kamuoyunu bilgilendiriyor. İdarelerinin amaçları, neyi amaçlıyorlar? Hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı. Burası önemli tarih olarak. Her mali yılın ilk ayı içerisinde kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Bakanlıklarının e, belirtilen, şuradaki belirtilen şeyle, konularda her mali yılın ilk ayı içerisinde kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Bakanlık, bakanlarla ilgili söyleyeceğimiz bu kadar. Şimdi hangisi doğrudur diyor hızlı bir şekilde e, çözüyorum. Bakın sayıştaya karşı sorumludurlar diyor. Sayıştay'a karşı sorumlu değiller, Bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Ee, her mali yılın sonunda kamuoyunu bilgilendirirler. Kelimelere dikkat. Fazla soru so çözdüğünüz zaman bunları hemen yakalayabilirsiniz. Yavaş sakin bir şekilde okuyarak. Mahalli idarelerin hazırlanmasında bakın. İçişleri Bakanı değil çeldirici bir şık vermişiz. Ee, neydi mahalli idarelerde? Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı değil. Doğru cevabımız C şıkkı. Hangisi doğrudur diyor. Evet C şıkkı. Devam ediyoruz. Ee, Malatya Büyükşehir Belediyesi bütçesinin kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygun uygulanmasından hangi bakan sorumludur? Ne dedik? Mahalli idarelerde sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ait. Mahalli idarelerde bütçelerin ee, bakanlar neyden sorumlu? Bütçelerin ve stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk mahalli idarelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ait. Ee, hukuki ve mali konularda bakanlar e, kaynakların etkin verimli konulanması konusunda Türkiye Hükümet Meclisi Cumhurbaşkanı Sayıştay Hazine Maliye Bakanı kime karşı sorumludur? Önemli Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlulukları var. Sorumlulukları hangi yönde e, mali ve hukuki sorumluluklar var. Bakanların sorumlulukları. Madde metninde tüm sorular var. Hukuki ve mali konularda sorumludurlar. 11. madde bu şekilde devam ediyorum. Üst yöneticiler. Bakanlardan sonra üst yöneticilere geliyoruz sorumluluklarda. Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici il özel idarelerinde vali, belediye e, belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Şimdi şöyle bakanlıklarda en üst yönetici 2018'e 5 nolu cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ile belirlenmiştir bakanlıklarda. Diğer kamu idarelerinde ee, en üst yönetici burada da en üst yöneticinin kim olduğu bakanlıklar açısından Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş belediyelerde belli belediye başkanı il özel idarelerinde vali, vali bunlar sabit diğer kamu bakanlık dışındaki diğer kamu idarelerinde en üst yönetici üst yönetici. Bakanlıklarda da en üst yönetici ama en üst yöneticinin kim olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de 2018'e 5 nolu kararnamede de bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakım, bakımından bakanlık en üst yönetici sayılması e, o gün görülmüştür Cumhurbaşkanlığı tarafından. Şimdi ne dedik? Toparlayacak olursak bakanlıklarda en üst yönetici üst yöneticidir. Ee, bunu bakanlıklarda Cumhurbaşkanı'na belirliyor kanun diyor. Cumhurbaşkanı da bu şekilde belirlemiştir bahsettiğim genelgede. Diğer bakanlık dışındaki diğer kamu idarelerinde en üst yöneticidir. Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde de vali üst yöneticidir. Şimdi üst yöneticinin görevleri nedir? Bu da bakanın görevlerine benzer şekilde idarelerin stratejik planlarını ve bütçelerini. Bakın her yerde aynı ifadeler geçiyor. O yüzden ilk derste dedim kalkınma planına strateji ve bütçe başkanlarının sitesinde var. 2019-23 kalkınma planı. Yıllık programlar orada var. Neleri ifade ettiğini anlamanız faydalı olacaktır. Hani içeriğinde en azından bunlar neyi içeriyor? İçeriklerinde neler var? Bunları öğrenmeniz faydalı olur düşüncesindeyim. Ee, stratejik planları ve bütçeleri hazırlarken her zaman söylüyorum ya kalkınma planına ve yıllık programla e, uygun olması gerekiyor. Programlara kurumun stratejik plan ve performans hedefleriyle hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması, bütçelerin buna uygun hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Sorumlulukların altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde hem elde edilmesi, kaynağın elde edilmesi hem ee, kullanımını sağlamaktan kayıp ve kötüye kullanılmasının önlenmesinden sorumludur. Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi, mali yönetim ve kontrol sistemi işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi, kanunlar ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde şimdi bakan Cumhurbaşkanına karşı sorumluydu. Üst yönetici bakana karşı sorumlu, mahalli idarelerde de meclislerine karşı sorumlu. Üst yöneticinin sorumluluğu bakanlar cumhurbaşkanına sorum karşı sorumlu. Üst yönetici bakana karşı sorumlu. Üst yönetici bakana karşı sorumlu, mahalli idarelerde de Mahalli idarelerin tanımını biliyorsunuz. Bunlar da meclislerine karşı sorumlu. Üst yöneticiler bu sorumlulukları kendileri mi yapıyor? Hayır. Kim aracılığıyla yerine getiriyorlar? Harcama yetkilileri aracılığıyla. Harcama yetkilileri e, ilerleyen maddelerde göreceğiz. Harcama yetkilileri harcamaları yapıyorlar. Üst yöneticiler bunlar aracılığıyla e, bu işlemleri yapıyorlar. Mali Hizmetler Birimi aracılığıyla ve yine iç denetimden, iç denetçilerden bahsedeceğiz ilerleyen maddelerde. Bunlar aracılığıyla bu görevlerini yerine getiriyorlar. Burası önemli. Kimler aracılığıyla yerine getirilir? Harcama yetkilileri, o e, üst yöneticinin bu görevlerini yerine getirirken, sorumluluklarının gereklerini yerine getirirken harcama yetkilisi var. E, kaynakların kullanılması noktasında onay verme yetkisinde, Harcama yetkilisi noktasında harcama yetkilisi var, mali hizmetler birimi var. İlerleyen maddelerde, 60'lı maddelerde göreceğiz ve iç denetçiler var. Yine o maddelerde göreceğiz. Üst yöneticiler bunları aracılığıyla bu yükümlülüklerini yerine getiriyor. İşte bütçelerin kullanılması, bütçelerin ödeneklerin kullanılması noktasında kim? Harcama yetkilileri sorumlu. Bunların denetimleriyle ilgili işte iç denetçiler ve mali hizmetler birimleri. E, ...rehberlik etme anlamında ve kontrol anlamında. Bunlar aracılığıyla bu görevlerini, bütçelerin hazırlanması, uygulanması... E, ...işte verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılmasını sağlamak... ...kayıp ve kötüye kullanılmasından önlenmesinden... ...mali yönetim ve kontrol sisteminin gözetilmesini... ...ne, ne şekilde iş denetçiler aracılığıyla... ...mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişini gözetliyorlar... ...denetleme aracılığıyla kanunlar ve cumhurbaşkanlığında belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini. Bu işlemleri yaparken dediğim gibi burası önemli. Üst yöneticilerin bunlar aracılığıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Üst yöneticiler de bu şekilde devam ediyoruz uygulanmasından kime karşı sorumludur? Üst yöneticiler stratejik planların ve bütçelerin, stratejik plan var, bütçe var, kalkınma planı ve yıllık program bu stratejik planlar e, ve bütçeler, kalkınma planlar e, ve yıllık programlara uygun olacak. Ana referans kalkınma planları ve yıllık programlar. E, kime karşı sorumluydu? Üst yöneticiler, bakana karşı sorumluydular. E, görev ve yerine getirilmesinden üst yöneticiler. Kime karşı? Bakana karşı. Mahalli idarelerde de meclislerine karşı sorumlulukları var. Devam ediyorum. Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi noktasında üst yöneticiye karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Şimdi harcama kim bu gerekliliklerini kimler aracılığıyla yerine getiriyor? Harcama yetkileri mali hizmetler ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getiriyorlar. Dolayısıyla burada bu ıı, maddede muhasebe yetkilileri sayılmamıştır üst yöneticilerin bu görevlerini yerine getirirken. Şimdi bütçe türleri ve kapsamı e, başlangıç maddelerinde bahsetmiştik tanımlar maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçesi merkezi yönetim bütçesi sosyal güvenlik bütçesi mahalli idareler bütçesi olarak hazırlanır ve uygulanır. Genel yönetimin bütçesi merkezi yönetim bütçesi sosyal güvenlik kurumları bütçesi ve mahalli idareler bütçesi olarak hazırlanır. Bunların dışında bir bütçe oluşturulamaz. Burası önemli. Bu bütçe dışında bir bütçe oluşturulamaz. Şimdi merkezi yönetim bütçesi bu kanuna ekli bir sayılı, iki sayılı, üç sayılı cetvel. Tek tek e, okuyayım tablodan gideceğiz. Genel bütçe burası bu tanım çok önemli. Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve kanun. Devlet tüzel kişiliği dediği zaman eşittir bir sayılı cetvel, eşittir genel bütçe. Bu tanım çok önemli. Devlet tüzel kişiliğine dahil olan e, bütçe e, genel bütçeli idarelerdir devlet düzel kişiliğine dahil olan ve bu kanuna ekli bir sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. Genel bütçeler. Özel bütçe. Özel bütçe nedir? Bir bakanlığa bağlı olabilir, ilgili olur, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan. Bir bakanlığa bağlı olur, ilgili olur, belli bir kamu hizmetini yürütmek. Üzere. Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ee, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak nedir? Belli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kuruluyor. Bunlara gelir veriliyor, gelir tahsis ediliyor. Yine aynı şekilde bu gelirlerden harcama yetkisi veriliyor. Kuruluş, çalışma ve esasları kanunla veya iki şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir ve iki sayılı cetvel. İki sayılı cetvel dediğimiz zaman eşittir. Özel bütçe ee, bakanlığa, bir bakanlığa bağlı da olabilir, ilgili de olabilir. Ee, kamu hizmetini yürütmek üzere özel kanunlarla kurulur. Bunun kuruluş kanunu vardır, onunla kurulur. Düzenleyici denetleyici kurum bütçesi de kanunla veya cumhurbaşkanlığı. Bunların kuruluşları hepsinde kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Kurul, kurum, üst kurul şeklinde teşkilatlanan kurul, kurum, üst kurul gördüğünüz zaman bu da düzenleyici, denetleyici kurumlardır. Üç sayılı cetvel, sosyal güvenlik dört sayılı cetvel ve mahalli idareler bütçesi de mahalli idare kapsamındaki idarelerin bütçesidir. Şimdi tablomuza gelecek olursak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri. Bütçe türleri ne dedik? Üç bütçe türü var. Merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçesi ve mahalli idareler bütçesi. Merkezi yönetim bütçesi de 1 artı 2 artı 3. Genel bütçe kamu idare genel bütçe kapsamdaki idarelerin bütçesi neydi? Genel bütçe dediğiniz zaman devlet tüzel kişiliği dediği zaman eşittir genel bütçe. Devlet tüzel kişiliği dediği zaman bu eşittir genel bütçe. Yani bir sayılı cetvelde yer alan idarelerdir. Ee, özel bütçe bir ne dedik? Bir e, kanunla, bir bakanlığa bağlı olabilir, ilgili olabilir. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilir. E özel ödenek tahsis edilir ve buradan harcama yetkisi verilen birimlerdir. Düzenleyici, denetleyici kurum dediğimiz zaman aklınıza ne gelir? Ezber yapmayın. Düzenleyici ve denetleyici üst kurul şeklinde. Bakın düzenleyici ve denetleyici iki fonksiyonu var. Bunlar nedir? Üst kurum ve kuruluş şeklinde teşkilatlanan birimlerdir. Kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Bu da üç sayılı cetveldir. Sosyal güvenlik kurumları bütçesi dört sayılı cetvel. Mahalli idare bütçesi dediğimiz zaman da belediyeler, il özel idaresi bunlara bağlı, e, bunların kurdukları, üye oldukları e, birliklerdir. Bütçe şekilleri de bu şekilde bu basit bir madde. Hangisi bütçe türlerinden biri değildir? Merkezi yönetim, sosyal güvenlik, mahalli idareler, köy bütçeleri böyle bir bütçe türü öngörülmemiştir. Hangisi bütçe türlerinden biri değildir? Bütçe türleri dediğimiz zaman bütçe türleri. Merkezi Yönetim Sosyal Güvenlik ve Mahalli İdareler Bütçesi. Bütçe türü dediğimiz zaman 1, 2, 3 bütçe türü. Bu kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. Kanun çıktığı zaman ismi ne? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu. Bunların tamamını kapsıyor. Dolayısıyla bu, bunun, bu üçünün adı Merkezi Yönetim Bütçesi. Devlet tüzel kişiliğine dahil dediğimiz zaman o an eşittir. Ne dedik? Devlet tüzel kişiliği genel bütçenin ta kendisidir. Devlet tüzel kişiliği dediğimiz zaman bu genel bütçedir. Merkezi yönetim bütçesi hangi idarelerden oluşur? 1 artı 2 artı 3 dedik. Burada şöyle soru karşımıza çıkar. Hangisi merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alır? Hangisi ee, merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer almaz? Şeklinde sorular karşımıza çıkabilir. 12. madde de bu şekilde. 13. madde bütçe ilkeleri. Yani bütçe türleri 12. madde kapsam maddesindeki ile aynı. Merkezi yönetim bütçesi 1 artı 2 artı 3. Sosyal güvenlik 4 sayılı bütçe ve mahalli idareler bütçesinden oluşuyor. Bu da genel özel düzenleyici. Hangilerinin hangi bütçe türünde olduğuna ilişkinde ilk maddelerde bahsetmiştik. İşte genel bütçe ağırlıkla bakanlıklar ve 4 tane genel müdürlük iki komutanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan oluşuyor ve şurada başkanlıklar ee, ağırlıklı olarak üniversitelerden oluşan ve biri ve üçü bildiğiniz zaman geri kalanlar iki diye e, aklınızda tutabilirsiniz. Ve burada Türkiye e, kelimesiyle başlayan genelde özel bütçedeler sadece İstatistik Kurumu genel bütçede onu da bilmeniz fayda sağlar. Ee, kurum kuruluşlar bunları bilmeniz gerekir. Çünkü şurada karıştırabilirsiniz. İşte mesleki yeterlilik kurumu da var ama bu üst kurum değil. Kamu denetçiliği kurumu var ama üst kurul değil. O yüzden üst kurulları bilirseniz kalanlar iki sayılı kalan kurumlar iki sayılı cetvel. Eğer genel yönetim kapsamındaysa tabii iki sayılı cetvel diyebiliriz. Bütçe ilkelerinden bahsedelim şimdi. Ee, bütçe ilkeleri madde 13. Kısa ezber yapmamanız için bildiğim kadarıyla kısaca örnek vererek anlatmaya çalışacağım. Bütçelerin hazırlanması, yavaş yavaş, 5.018 dedik ya, bütçelerin hazırlanması, uygulanması, yavaş yavaş merkezi yönetim bütçesine doğru gidiyoruz. 14, şimdi ilkelerden bahsediyoruz. E, stratejik planlardan bahsettik. Bakanların, üst yöneticilerin sorumluluğundan bahsettik. Kamu maliyesinin ilkelerinden bahsettik. Hesap vermeden bahsettik. Şimdi bütçeler hazırlanırken hangi ilkelere uyulacak? Onlardan bahsedeceğiz. Ve yavaş yavaş merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecine, sonra ödeneklerin kullanılması aşama aşama güzel bir şekilde gidiyor 5018. Şimdi bütçeler hazırlanırken, uygulanırken neye dikkat edilecek? Bütçelin hazırlanmasında ve uygulanmasında makroekonomik istikrarla birlikte de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. Bütçelerin hazırlanmasında burası önemli makroekonomik istikrarı sağlayacak ve kalkınmayı sağlamaz. Yani halkın refah seviyesini artırması gerekir. Bütçenin Burada bahsettiği kısaca bu aklınızda kalabilir. Yani bütçeler nedir? Gelirlerin toplanması, vergi gelirleri ve bunlardan harcamaların yapılması nedir? E, halkın refah seviyesinin artırılması amaçlanmalıdır. Bunu sağlaması esas olmalıdır. E, i̇stikrarı sağlamalıdır ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedeflemelidir. Kamu idarelerine e, bütçeyle verilen harcama yetkisi bütçeyle ödenek verildi, harcama yetkisi verildi. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenen görev ve hizmet, hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Ezber yapmayalım. Şimdi Hazine Maliye Bakanlığı'na ödenek verildi. Hazine Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri nerede belirlendi? Bir sayılı kararnamenin 217. maddesinde nedir? Hazine Maliye Bakanlığı'nın görevlerinden bahsediyor. Bu ödenekleri, bu harcama yetkisini bu görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanacak. Başka bir işlem için kullanamaz. Tekrar ediyorum. Ee, bütçeyle ödenek verildi Hazine Maliye Bakanlığı'na. Hazine Maliye Bakanlığı'na kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı ile görev ve hizmetler. Görevleri nerede düzenlendi? Bir sayılı kararnamenin 217. maddesinde Hazine Maliye Bakanlığı'nın görevlerini sayar. Saymanlık hizmetleri, e, işte davalar vesaire, kamu finansmanı gibi orada görevleri sayıyor. O görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla bu ödeneği ve harcamaları kullanacaksın demek istiyor. Başka bir amaçla kullanılamaz. B fıkrası bu şekilde. Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde. İlk dersten beri e, özellikle vurguladım. Ne dedim? Önce kalkınma planları hazırlanıyor. En son e, 2019 23 strateji Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın web sitesinde var. Kalkınma planı var, programlarda yine aynı şekilde orada mevcut. Kısaca bakabilirsiniz. Bütçeyi hazırlarken e, eskiden ne vardı? 1050'de Kalkınma planıyla bütçeler arasında bir bağlantı yoktu. Atıyorum turizmle ilgili, tarımla ilgili kalkınma planında bir hedef belirlediniz. Atıyorum teşviklerle ilgili bir şey belirlediniz. Mesela örnek olsun diye bunu söylüyorum. Teşviklerle ilgili, tarımsal teşviklerle ilgili veya turizmle ilgili bir hedef belirlediniz kalkınma planında ve programlarda. Bunu bütçenizde, e, bütçede buna ilişkin bir ödenek veya buna ilişkin bir çalışma veya programınız olmadığı zaman bu kalkınma planını uyumlu bir şekilde sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Dolayısıyla kalkınma planını ana çerçeve sayıp bütçelerinde buna uygun hazırlanması gerekir ki kalkınma planları ve programlarda yer alan hedefler tutturulabilirsin. Yani kalkınma planında ayrı bir hedef belirlediniz, tarımla ilgili, turizmle ilgili bir şey. Ama bununla ilgili ne bir ödenek ne ayrıldı, ne bir bütçede buna ilişkin bir e, şey var, harcama var. E, bunu, e, bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Arasında bir bağlantı yok. 5018'in getirdiği yeniliklerden biri bütçelerle bu plan ve programlar arasında bir bağ kurmuş oluyor. Onu sağlamanızı zorunlu kılıyor. Kalkınma planında bir hedefiniz varsa bütçeyi de o şekilde uyarlamanız gerekir. Ona uygun olması ve e, bakanların ve üst yöneticilerin sorunlarından bahsetmiştik. Ona uygun olmasından sorumlular yer alan politika hedef ve önceliklere uygun şekilde idarelerin stratejik planları, performans ölç ölçütlerine ve fayda maliyeti analizine göre hazırlanır, uygulanır ve ona göre bütçeyi hazırlayacak, ona göre ödenekleri kullanacak ve kontrolünü de ona göre sağlayacak. Bütçe yine 5018'in getirdiği yeniliklerden bir tanesi çok yıllı bütçeleme anlayışı. Hani bir yıllık bütçe değil. Bütçeler hazırlanırken stratejik planlar dikkate alınarak islen iki yılın bütçe tahminiyle birlikte gözü. Bu neyi sağlıyor? Biraz daha önünüzü görmüş oluyorsunuz. Hani 2020'yi hazırlarken 2000 e, diyelim 2020 yılının bütçesini hazırlarken ne yapıyorsunuz? 2021 ve 22'nin gelir gider e, ta, bütçe tahminlerini de görüşüyorsunuz. Normalde 2020'yi hazırlıyorsunuz. Normalde nedir? Tek yıllı bütçeleme anlayışı olursa sadece 2020'nin e, işlemlerini, bütçe rakamlarını görüşürsünüz. Ama diyor ki çok yıllı bütçeleme anlayışının getirdiği sonuç izleyen iki yılı da biraz daha önünüzü görmüş oluyorsunuz. Onları da e, değerlendirmiş oluyorsunuz. Ee, bu da 5018'in getirdiği önemli yeniliklerden biri. Yani 2020'yi hazırlarken biraz daha uzun vadeyi görmüş oluyorsunuz. 21'i de 22'yi de bunun tahminleriyle birlikte görüşüp değerlendiriyorsunuz. Bütçe ee, kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Bütçe kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Mali işlemlerin Kapsamlı olması gerekir, saydam olması gerekir. E, hesap vermeden bahsettik. Hesap vermenin sağlanabilmesi için, sorumluların e, belirlenebilmesi için saydam bir şekilde görünmesi gerekir. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir. Bakın yine ezber yapmayın. Gayri safi nedir, safi nedir? Şimdi vergi geliri elde edeceksiniz. Vergi, gelir elde edeceksiniz. 100 lira vergi, gelir elde edeceksiniz. Bu vergi veya gelir elde edeceksiniz. Bu gelir elde etmek için de 20 lira gider yapıyorsunuz veya 10 lira gider yapıyorsunuz. İşte personel gideri, bunu gelir elde etmek için katlandığınız maliyet. Bunu şöyle yapmıyorsunuz, 100 eksi 10 lira maliyete katlandım, 90 lira gelirim değil. 100 lirayı ayrı olarak gelir gösteriyorsunuz. Diğeri nedir? 10 lirayı da gider olarak gösteriyorsunuz. Gayri safilik budur. Hani mahsup ederek 100 lira gelir elde ettim. 10 lirası gider. 90 lira net gelirim şeklinde değil. 100 lira gelir gösteriyorsunuz. 10 lira gider şeklinde gösteriyorsunuz. Mahsup işlemi yapılmıyor. Benzer şey belki ödeme emirlerinde dikkat ediyorsanız bütçeyle ilgili değil ama dikkat edenler için söyleyeyim. Nedir? Gelir vergisi ödeme emirlerinde maaşlarda ne şekilde uygulanır? 100 lira gelir vergisi gösterilir. Asgari geçim indirimi nedir? Bundan düşülen tutardır asgari geçim indirimi. Yani şöyle göstermez. 100 lira gelir vergisi 50 lira indirim yapıldı. 50 lira kesildi ya devlet bütçesinin 50 lira 50 olarak gösterilmez. 100 gelir vergisi gayri safi olarak gösterilir. İşte 1113 kodunda neyse 100 lira gösterilir. 50 lira da askeri geçim indirimi olarak red ve iade olarak gösterilir. Gayri safi olarak göstermiş. Yani düşülüp işlem yapılmıyor. Bütçe de aynı şekilde gayri safi gösteriliyor. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi e, esastır. Ademiz tahsis dediğimiz e, güzel bir madde nedir? Bakın ezber yapmamanız için belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Şimdi bir yasa çıkarıyorsunuz, bir kanun çıkarıyorsunuz, diyorsunuz ki e, bu kanunla e, bir gelir elde edici bir e, iletişim vergisi veya başka bir vergi ile ilgili bir e, gelir getirici bir şey var, bir gelir var. Bunu şurada kullanılacak diye bir şey belirti, belirtilemez bu maddeye göre. Yani, bir, dediğim gibi bir vergi çıktı veya bir gelir var. Bu geliri sadece şu işlerde kullanırım. Bu, bu gelir sadece bu işlerin bakım onarımında kullanılacak, bu projelerde kullanılacak şekilde tahsis belirli gelirler, belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Bu maddede, bu şekilde dediğim gibi bir yasa çıkıyor, bir gelir elde edici bir yasa var bu yasaya veya bir vergi çıktı iletişim vergisi. Bu vergi de şöyle bir madde olmamalı bu ilkeye göre. Bu buradan elde edilen gelirler şu şu işlemlerde kullanılacaktır değil. Bu bunun tahsis edilmemesi gerekir. Hazine birliği ilkesi gereği gelirler toplanacak, giderler oradan e, yapılacaktır. Bunun tek istisnası var. Biraz düşünme fırsatı vereceğim. E, sonunda unutmazsam söyleyeyim. Bunun bir istisnası var. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Asıl olan gelir ve gider denkliğinin sağlanmasıdır. Esas olan budur. Gelir ve giderin denk olmasıdır. Bütçeler ait olduğu yıl başlamadan önce, bakın ait olduğu yıl başlamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili orca, organlarca kabul edilmedikçe uygulanamaz. Bütçenin uygulanması için bir onay alınması gerekir. Ee, Bütçenin uygulanması için yürütme organına, yasama organının dün bütçe hakkından kısaca bahsettik. Bir onay almadan o bütçe uygulanamaz. Ne zaman e, ait olduğu yıl başlamadan önce e, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya burada niye e, şey de diyor sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi demiyor yetkili organlar da diyor niye merkezi yönetim bütçesi için meclis onayı gerekiyor ama diğer mahalli idareler için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Onayı gerekmiyor veya kanun çıkması gerekmediği için burada veya yetkili organlarca. Mahalli idareler bütçeleri ne şekilde? Kendi yetkili organlarında meclislerinde neyse kabul edilme iyi. O yüzden veya yetkili organlarca diyor. Yani bütçeye önce o bütçeyi kullanabilmesi için onay alınması gerekiyor. Yine aynı şekilde işlem bittiği zaman da bunun yine meclis aracılığıyla denetleniyor. Denetlenmesi gerekir. Bütçelerde e, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer e, verilmez. Yani bütçede bütçe dışı hususlara yer verilmemesi gerekir. Bu yine e, anayasanın 161. maddesinde de yerini bulmuştur. Bütçede bütçe dışı herhangi bir hususa yer verilmemesi gerekir. Sadece bütçeyle ilgili e, işlemlerin dikkate alınması gerekir. E, şurada bakın bir ufak bir değişiklik oldu. 13K'dayız. Evet. Şu son Ekim değişikliğinde şurada ufak bir değişiklik oldu. Bütçeler program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır. Bütçelerin hazırlanmasında ne vardı? Ee, i̇şte eski haliyle analitik bütçe sınıflandırması vardı. Kodlar vardır. İşte gelir ve giderler bir kod. E Personel giderleri, iki sosyal güvenlik şeklinde gelirler giderler bu şekilde yapmışlar. Buna program bütçeye geçilmesi neticesinde burada program yapısı esas alınarak her birim, her bakanlık artık programlar tanımladı. Bunları yavaş yavaş uygulamalarını görmeye başlamışsınızdır. İşte bir bakanlık e, nedir? E, yaşlı hizmetleriyle ilgili programlama yapmıştır. Yaptığı hizmetine göre e, nedir? Başka bir bakanlık farklı şekilde yaptığı hizme eğitimle ilgili bir programlama yapmıştır. Okul öncesi eğitim veya ve şekilde programlama sistemi artık program alt program şeklinde işlemler yapılacak. Bu da bu şekilde dediğim gibi Ekim'de değişiklik olan bir kısım. Bütçe gelir ve gider tahminleri ve uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınması gerekir bütçe gelir gider ve tahminleri uygulama sonuçlarının raporlanmasında tahminlerinde açıklık olması gerekir. Her şeyin açık olması gerekir. Doğru olması gerekir. E, tahminlerin de aynı şekilde doğru olması gerekir ve mali saydamlığın esas alınması gerekir. Kamu idarelerinin Tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. Ne demek? Yani bunun amacı ne? Bu maddenin konuş amacı ee, bütçe dışı uygulamalara son vermek. Tüm ne kadar geliri varsa, gideri varsa bunun bütçesinde gösterilecek. Özel gelirden bahsettik. O dahi bütçede gösteriliyor. Bütçesinde gösterilecek. Kamu hizmetleri bütçelerde konulacak ödeneklerle, mevzuatlarla belirlenmiş yöntem. E, kamu hizmetleri Maliye Bakanlığının e, sunduğu kamu hizmetleri var. Bunlar nelerle sağlanıyor? Ödeneklerle sağlanıyor, gelen ödeneklerle sağlanıyor. Mevzuatta belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak mevzuatında belirtildiği şekilde 5018 ve diğer mevzuata göre bu e, ödeneklerle bu kamu hizmetlerinin yürütülmesi gerekir. Bütçelerde ödenekler yine aynı şekilde belli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. Bütçe ilkeleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şurada unutmadan e, belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır dedim. Bunun bir istisnası var dedik. E, bu da neydi? Belirli gelirleri belirli giderlere tahsis etmeyeceksiniz. Böyle bir madde olamaz normalde bu şey e, bütçe ilkesine göre. Bunun tek istisnası hatırlayın özel gelir 39. Maddede de detay bir şekilde bahsedeceğiz. Özel gelirde ne dedik? Özel gelirde ne dedik? Ee, i̇şte e, saray giriş ücretlerinden bahsettim, aklınızda kalsın diye. O oradan elde edilen gelirler e, kendi düzenlemelerinde veya mevzuatlarında neyse, o, o o amaçla belirlenen amaçlarda kullanılıyor. Diyor ki işte buradan elde edilen gelirler e, bu şu şu amaçla kullanılır gibi. O gelirlerin o amaçla kullanılması usulü var. Yani bunu bir de şartlı bağış diyebiliriz belki. Yani bunun tek istisnası, tek istisnası diyebilirim özel gelir. Orada e, bu ülkeye e, sadece orada bu ülke uyulmamıştır. Diğer durumlarda e, bu ülke uyulmaktadır. Bütçe ilkeleri de bu şekilde. Hangisi yanlıştır? Bütçelerin hazırlanması uygulamasında makroekonomik istikrar, kalkınma, kanunlarla görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Ben hızlı gidiyorum. Hani siz sakin kafayla çözersiniz. Kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesi. Bütçeler mali yılbaşından sonra onaylanmadıkça uygulanamaz. Mali yılbaşından önce, yürürlüğe girmeden önce yetki vermesi gerekir meclisin. Bütçe ilkeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bütçe ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçe anayasada gereği 161. madde yer verilmez. E, açıklık, doğruluk, mali saydamlılık esas alınacak. Gelir ve giderleri, tüm gelir ve bütçede gösterilmeyen bütçe dışı e, uygulama olamaz. Bütçeler program yapısı esas alınarak program yapısı yeni eklenen bir hüküm. E, kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca değil, Cumhurbaşkanlığı'nca eee sınıflandırılır. Hangisi bütçeli ilkeleriyle ilgili, hangisi yanlıştır? Kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesi, e, bütçe ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçede gelir ve giderler safi. Bakın safi, gayri safi detaylı bir şekilde anlattım. E, gayri safi gösterileri olacaktı. E, hangisi bir bütçe ilkelerinden biri değildir? İdarelerin özel gelirlere ait tüm gelirleri bütçelerinde gösterir. Hayır, bunda bir istisna yok. Tüm gelir ve giderler bütçelerde gösterilir. Şimdi gelir ve giderleri etkileyecek kanun teklifleri. Güzel bir madde. Şimdi burada ne diyor? Bunun da yine mantığını anlatayım size. Şimdi kalkınma planı hazırlandı. Buna uygun olarak da bütçenizi hazırladınız. Dediniz ki ben bu yıl 80 lira gelirim var, 100 lira giderim var, 20 lirayı da açığı da boşlama suretiyle karşılayacağım dediniz. Bu şekilde bütçenizi hazırladınız. Sonra yıl içerisinde diyor ki kamu gelirlerinin azalmasına. Bu 80 lira geliriniz var ya bunun azal bu artarsa sıkıntı yok. Ama buzunu azal yani bu bütçe dengesinde mali disiplinden şaşmamak amacıyla getirilmiş güzel bir madde. Yani ne dedik? 80 lira geliriniz, 100 lira gideriniz olduğunu bir kenara yazın. Şimdi 80 lira geliriniz var. Gelir 80 lira bütçenizde. Gider 100 lira, 20 lira da açık var. Şimdi bu bütçe, bu madde e, bütçe disiplinine, bütçeye uyulması açısından çok önemli bir madde. Diyor ki kamu gelirlerin azalmasına bu 80 lira artarsa sıkıntı yok. Yani e, disiplini sağlaması açısından bir şey yok. Güzel bir şey olur. Kamu gelirleri azalırsa bu 80 lira azalabilir. Veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak. Bu kamu gideri olarak da siz 100 lira belirlediniz. Kamu gideri olarak da bütçenizi yürürlüğe koydunuz. Kamu giderini de 100 lira belirlediniz. Bunun artmasına neden olacak. Ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tekliflerinin getireceği mali yük. Yani e, bunları e, böyle bir işleme girerseniz bir e, kamu harcamalarında artışa gideceksiniz. Kamu artış, e, kamu harcamalarında bu 100 lirada bir artış olacak. Yıl içerisinde olağanüstü bir durum oldu. E, salgın hastalık vesaire, Jeopolitik konumdan kaynaklı giderlerinizin artması gerekti. E, kamu giderlerinin artması veya personel giderlerinde artışa gitmeniz gerekti. E, bunun getireceği Mali yük orta vadeli mali program ve plan çerçevesinde. Bakın orta vadeli program ve mali çerçevede en az 3 yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere eklenir. Bunun bir mali yük getirecek. Şimdi yani burada neyi amaçladığını bilirseniz bu maddeyi daha iyi özümserseniz. Bütçenizi belirlediniz, gelirinizi giderinizi belirlediniz ama yıl içinde belli kalemlerde kamu giderlerini artırıcı bir şey de bulunuyorsun. Bunun bütçeye getireceği yükü diyor ki program ve plan çerçevesinde hem orta vadeli pro, program hem de mali plan çerçevesinde. En az 3 yıllık dönem bunun size bütçeye mali külfetini hesaplayacaksınız. Bu işleme gidilmesi, bu yatırımlara gidilmesi bütçe kamu harcamalarında bir yılda değil bakın en az 3 yıllık dönem itibariyle bunu tekliflere ekliyorsunuz. Bir kanun geliyor. Şimdi e, bütçe yapıldı. Çok güzel denk bütçe yaptınız. Buna uyacağınızı taahhüt ettiniz. Sonra yıl içerisinde e, kamu harcamalarında çok büyük artış getirecek şeylere bu e, şeyi koymazsanız, freni koymazsanız e, kamu harcamaları artar. Veya kamu gelirlerinde de aynı şekilde azalmaya sebebiyet verecek bir e, durum oran vergilerde azaltma veya teşviklerde artış gibi bir şey sağlayacaksanız da bu ne, nedir? Bütçeyi şaşmaması açısından en az 3 yıllık dönem itibariyle bunun e, size maliyeti ne olur, külfeti ne olur bunu hesaplamış oluyorsunuz. Niye? Disiplinden şaşmamanız için. Dediğim gibi çok güzel bir madde. Mantığını anlayın basit. Peki neden sosyal güvenlik kurumlarında en az 20 yıllık aktüeryel hesaplara yer verilir diyor. Normalde kamu harcamaları şeyinde 3 yıl en az 3 yıllık dönem itibariyle kamu harcamalarında artışa gideceksiniz veya vergilerde, gelirlerde azalışa veya teşvik yapacaksınız. Bunu 3 yıllık yeterli. En az en az 3 yıllık diyor burada pardon. En az 3 yıllık dönem itibariyle size bunun getireceği yükü hesaplıyorsunuz. Ama diyor ki sosyal güvenlikle, sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde de 20 yıl. Benim şöyle aklımda kaldı, e, yani kanun gerekçesine baktığımdan değil, aklımda kaldığı şekilde sizlerle paylaşayım. Yani sosyal güvenlikle ilgili getireceğiniz bir e, külfet, e, atıyorum emeklilik yaşını düşürme olur, farklı bir uygulama olur nedir? Çok uzun yılları etkileyecek, ileriki bütçe yıllarını etkileyecek bir e, size yük getirir. O yüzden o en az 20 yıllık oluyor. Yani oradan aklınıza kalsın. Burada 3 yıl var normalde kamu harcamalarında, kamu gelirlerinde 3 yıl yeterli. En az 3 yıl olacak. Ama sosyal güvenlikle ilgili bir e, durum e, ülkenizin bütçesini çok uzun yıllar boyunca e, etkileyecektir. O yüzden onda biraz daha önünü görmek istiyor e, mali disiplin açısından. Onda da en az 20 yıllık yani sosyal güvenlikle ilgili bir gelir e, azaltıcı veya gideri artırıcı bir kanun teklifi geleceği zaman da bunun... 20 yıllık bir şeyinin, e, külfetinin, yükünün görülmesi gerekiyor. 14. maddeydi. Kısa ama detaylı, ezber yapmamanız için e, anlatmaya çalıştım. Boşluk doldurma sorusu, uzun soru, ben kısaca anlatayım. Ne dedik? Kamu harcamaları ve... E, Kamu gelirlerin azalmasında en az 3 yıllık, e, sosyal güvenliklerde de en az 10 dediğim gibi uzun vadeyi etkilediği için onda da en az 20 yıllık e, kanun tekliflerinde eklenmesi gerekir. 20 yıllık dönem için aktörüyle hesaplarda eklenmesi gerekir. Hangisini yaparlar? Kanun tekliflerinin getireceği mali yükü stratejik plan çerçevesinde en az 3 yıllık. E, stratejik plan diyor burada değil, kanun tekliflerinin, getireceği mali yükü performans programı çerçevesinde değil, orta vadeli mali plan ve en az 20 yıllık değil, kanun tekliflerinin getireceği mali yükü orta vadeli program ve mali yıl çerçevesinde en az 3 yıllık dönem için hesaplar. E, sosyal güvenlikte 20, diğerlerinde de 3 yıllık dönem için hesaplanır. 14. maddede burada bitmiş oldu. Burada ara